Bilişim Suçları ve Eğitim Üzerine Abdurrahman Dilipak. Herkes bilişim teknolojisinin nimetlerinden, hayatımızı nasıl kolaylaştırdığından söz ediyor. Oysa bir nimet külfeti de beraberinde getirir ya da beraberinde bir riski de taşır. Nimete tamah gözü kör ederse yemi yutarken oltayı da yutarız. Bir sonraki adımda oltayı yutan balık yem istemez. Bu anlamda imkanları tehditle birlikte düşünmek gerek. Bu anlamda defi mazarat cebi menafiden evladır. Kötülerin de aynı teknolojiyi kullandıklarını düşünün. Mesela uyuşturucu sanal bir mutluluk sağlıyor ama aklınızı zahir ediyor, sizi köleleştiriyor. O mutluluk oltaya takılan yem hükmündedir. 5G size çok yüksek hızda bilgiye ulaşımı sağlayabilir ama 5G'nin beyniniz ve kalbiniz üzerine ölümcül etkileri de olabilir. İnsansız otomobiller konforlu olabilir. Bu otomobiller için 5G zorunlu olabilir. Humanoidler için de Starlink'ler hem de 5G önemli olabilir. Ama bindiğiniz akıllı otomobil, kötü birilerinin kontrolü de sizi öldürebilir de. Humanoid ya da evinizdeki yapay zeka üzerinden kredi kartlarınız, banka hesaplarınız ele geçirilebilir. Starlink'ler tepenizden radyasyon yağdıracak. Eğer bunun kötü kullanımı ve yan etkilerini kontrol edemiyorsanız bu hayati anlamda riskler oluşturabilir. Mesela humanoidler sizi işsiz bırakabilir. Sizin yaptığınız işi sizden daha iyi, daha hızlı ve daha ucuza yapabiliyorsa size gerek duyulmayabilir. Bilgisayarın doğrudan ve dolaylı olarak fayda, risk, kötü kullanımına dayalı açık ve yakın tehlike durumu potansiyel bir risk olarak aslında ülke ölçeğinde bir tehdide dönüşebilir. Yan etkileri de öyle. Her şeyi bilgisayar yapacaksa bize ne gerek var? Artırılmış sanal gerçeklik gerçekten daha fazla anlam ve değer ifade edebiliyorsa, kripto para örneğinde olduğu gibi sermayeyi kediye değil ama buluta yüklemiş olacaksınız. Bulut hacklendiğinde, sistem çöktüğünde durum ne olacak? Deepfake ile kim, nasıl mücadele edecek? Black Web'de global bir sanal mafya özgürce icraî faaliyet edebiliyor. Sanal bankacılık güzel de, sanal kumarhanede, sanal kerhanede artık odanızın içinde, misyonerler evinizin içinde, melekler ve şeytanlarla komşusunuz artık. Hatta onlar evinizin yerleşik misafirler haline geldiler. Her şey bir tık uzakta. E-Devlet yayılıyor, derinleşiyor da peki e-Millet nerede? Akıllı eviniz, akıllı iş yeriniz, akıllı şehir, akıllı otomobil, akıllı süpürge aslında evinizde kılık değiştirmiş bir ajan olmasın? Sizi dinleyebilir, fotoğraflayabilir, hatta sizi öldürebilir, evinizi patlatabilir, ormanlarınızı yakabilir, hayvanlarınızı size saldırtabilir. İnsan, makine ve robot eşitlensin ister misiniz? Yani bu üçlü nesneler arasında iletişim teknolojisinin nesnesi haline getirilsin ister misiniz? Çip teknolojisi, nörolik teknolojisi buna hazırlık değil mi? Din, ahlak ve gelenekten bağımsız bireyler artık gender olarak tanımlanıyorlar. Onların cinsiyeti bile artık biyolojik değil, toplumsal. İnsan aile içinde kişilik kazanırdı. Onun dili, kimliğinin bir parçasıydı. Aile artık devreden çıkıyor. Çocuklar okul, internet üzerinden global sisteme bağlanıyor. O anne babası kardeşleriyle aynı evde yaşasa bile artık aynı dünyada yaşamıyorlar. O cinsiyetini bile yönelim, deneyimle tercihini belirliyor. Anne baba artık anne baba değil. Anne, baba, baba da anne olmuş olabilir. Transseksüalizm artık bireysel bir tercih sorunudur. Hatta çocuğun sperm ya da yumurtası bir başka gender'dan alınmış olabilir ve taşıyıcı annesi de bir başkası olabilir. Hatta çocuğunuza başka bir canlıdan gen transferi yapılabilir. Dikkat edin, siber yan kesiciler ve hırsızlar evin kapısını açıp içeri girmeden dünyanın başka bir yerinde şifrenizi kırıp kredi kartınızı, banka hesaplarını ya da sanal cüzdanınızı boşaltabilirler. Geçen gün birkaç banka üzerinden on binlerce kişinin kredi kartlarından ya da banka hesaplarından 100 milyonlarca lira çalınmıştı. Kontrol edemediğin güç, güç değildir. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Haddinden fazla hız da öyle. Trafikteki hız kontrolü gibi siber alemde de bir hız kontrolü sağlanabilir. Arabanızın niye vitesleri var, freni var? Hız kontrolü yaparsınız, değişen yol ve iklim, çevre ve yolcu şartlarına dayalı kurallar konur ve bunlar niçin bilişim için düşünülmez? HW ve bizim değil. SW de ana işletim sistemi olarak diğer birçok yazılımlar büyük ölçüde bizim değil. Kendi sistem güvenliğimiz konusunda da halimiz ortada. Milli bilgi merkezimiz, arama motorumuz,
Süper bilgisayar ve yapay zeka konusunda da halimiz ortada. Ülkemiz maalesef nihai kullanıcı bağlamında bir şeyler yapıyor olsak da temel altyapılar konusunda da çok büyük ölçüde savunmasız ve dışa bağımlı. Bunun sonucu olarak HWSWW bilgi çöplüğüne dönmüş vaziyetteyiz. Siber sistem güvenliği yanında siber saldırılara karşı güvenlik açığı giderek büyüyor. Özellikle Starlink, Neuralink, 5G başımızın belası. Sosyal medyadaki moda bir tanımla bir tıklık canımız var. Global reset hareketi aklımızı ve hatta hayatımızı resetlemeye hazırlanıyor. Dünya yeryüzünde bir cennet, ebedi bir hayat hayaliyle kendi cehennemine ve kendi helakine doğru koşuyor. Kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyoruz. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak.